türkü, toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü, alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor, kanlı, kızıl bir meşale gibi yanıyor. Esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik, sıçradık, şimşekli rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev direkli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların gözyaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini, şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Bravo. Çok teşekkürler efendim. Son, Allah son etmesin ama programın sonunda bizim aramıza gelen Iraklı Meryem Miktat. Hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Irak'ın neresinden geliyorsun? Erbil'den geliyorum. Erbil'den geliyorsun. Evet. Aa, ne kadar güzel. Türkçe konuşuyor musun Irak'ta? Konuşuyoruz. Konuşuyorsunuz, aranızda Türkçe de konuşuyorsunuz. Evet, yani kuzenlerimle ortak dilimiz Türkçe. Ay, ne kadar güzel. Şimdi şunu, senin şiirini dinlerken kutluyorum seni. Meşale'yi çok güzel söyledin. Türklerde, bizim içimizde bile meşale diyenler var. Meşale değil, meşale. Çok güzel bir diksiyonla, güzel bir ifadeyle, telaffuzla söyledin. Bir, rüzgarı da güzel söyledin. Rüzgar aslında zor söylenebilecek bir rüzgar, evet. Denir. Uzatma, yumuşatması yapılmaz. Beni nasıl dinliyorsunuz siz? Ben sizi nasıl dinlediğim gibi dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum Meryem. Çok güzel bir şiir okudun. Efendim. Türkçeleri biraz da Osman Bey, orada Meryem aslında kısaca değindi. Türkçelerin bu denli ilerlemesindeki aslında böyle en büyük sacaya da okulda öğretmenlerin de öğrencilerle pratik anlamda Türkçe konuşması. Yani veyahut da biz bazen zaman zaman aile ziyaretlerine götürüyoruz. Yani kendi evlerimize kabul ediyoruz öğrencileri. İşte kahvaltıyı alıyoruz veya akşam yemeğini alıyoruz. O ortamlarda da Türkçe konuşuyoruz. Yani şimdi mesela bir kahvaltı soframızda veya bir öğle yemeği soframızda. Yani o öğle yemeğiyle alakalı Türkçe terimler yine kullanıyoruz. Evet. Öğrenciler dolayısıyla sürekli Türkçenin içinde oluyorlar ve kısa zamanda Türkçe öğreniyorlar. Yani 6 ay gibi, 7 ay gibi bir zamanda Türkçe öğreniyorsunuz, doğru mu? Yani bu tabii hızlı öğrenmelerinin sebebi de biraz hayatın tamamen içine alıyoruz yani Türkçeyi. Sadece okulda ders olarak vermiyoruz da, okuldan sonra teneffüslerde diğer hocalar konuşuyor, işte kantine gidiyorlar, bir şeyler ısmarlıyorlar, işte ne içersin, ne istersin, kahve içer misin, çay içer misin, sürekli pratik oluyor yani öğrenciler için bunlar. Tabi bu öğretmenlerin biraz fedakarlıklarıyla alakalı bir durum. Fakat biraz da zamanda, çocukların algılamasıyla ilgili bir durum. Evet. Adapte olmaları, o dili benimsemeleri. Efendim, birer şarkılarını dinlediniz sevgili kızlarımızın. Türkmenistan'dan Gülbahar Bozkurt tekrar aramızda. Onun sadece güzel sesini değil, şimdi ifadelerini de, düşüncelerini de alacağız. Yine ilk şarkımızı söyleyen Gamarçoba diyeyim, Gürcistan'dan Sevinç Nagieva. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl hissediyorsun kendini? Artık tatil mi diyeyim, yarışma mı diyeyim, Türkiye'yi gezmek mi diyeyim, bitti. Sen kaç ile gittin geldin, ne yaptın?
Ben ilk önce İstanbul'a geldim. Sonra Ankara'ya gittik. Kızılcı Hamam Oteli'nde kaldık. Sonra da İstanbul'a geldik yine. Yine İstanbul'a geldiniz. Neler hissediyorsun? Neler gördün? Beraberinde neleri götüreceksin Gürcistan'a? Çok güzel hatıra olacak bana. İlk defa mı geliyordun? Evet, ilk defa. Aa, bu çok daha güzel. Peki, Türkiye'yi düşündüğün gibi çıktı mı yoksa seni şaşırtan yerler oldu mu? Hayır, tam bildiğim gibi. Bildiğin gibi. Televizyonlardan da takip ediyor muydun? Evet. Aa, ben burayı televizyonda görmüştüm dediğin yerler oldu mu? Aa, oldu değil mi? Peki sen, Türkmenistan güzeli, senden var mı bir şeyler? İlk defa mı geliyorsun? Evet. Ve neler düşünüyordun Türkiye için, neler buldun? Çok güzel. Çok güzel. Tarih yerleri çok güzel. Biz dün Ayasofya Müzesi'ne gitmiştik. Çıkamadık, çok beğendik. Bir de zamanımız kısıtlı olduğu için hemen hemen bizi şey yaptılar. Ama çok beğendik. Yani her yeri eski, hala eski tarihi şeyler duruyor. Çok sevdik. Türkmenistan'da da tarihi yerler çokmuş. Evet. Dursun Cemal söyledi. Evet. Ondan bilgi de aldık. Sen peki kendi ülkenden ilgili neler söyleyebileceksin? Halıları ünlüdür oranın. Gördüğünüz şu takılar. Şöyle tut ellerini bak. Görsünler. Bizim de genç kızlarımız çok merak. Şöyle tut da herkes görsün onları. Çok da güzel. Çok da yakışmış. Bunlar eski. Bunlar zor bulunuyor. Genelde özel günlerde kızlar takar. Kızlar ama bir de gelinlerin taktığı var. Gelinlerinki daha ağır şeyler oluyor. Yani bayağı gelinlerin, kadınların takıları ünlü orada böyle taşlarla. Bayağı da pahalı olurlar. Pahalı. Yani herkes alamaz mı onları? Alır ama pahalı diyorsun. Alır. Ama pahalı. Bunlar el sanatları olarak Türkmenistan'da yapılıyor. Yani ay ben çok gördüm, beğendim, yapayım demeye kalksam beceremem. Evet. Ama çok da güzel şeyler. İnşallah bir gün bizim de yolumuz Türkmenistan'a düşer. Orada bunlardan alır gelir, biz de buradakilerine hediye ederiz. İnşallah. Hocam ne diyorsunuz? Türkmenistan'a yol gözükür mü? Bilemiyorum. Yani nasip. Yani şimdi Afrika'ya gittik. Orta Doğu. Belki Orta Asya olabilir. Yani neden olmasın? Niye olmasın değil mi? Evet. Peki hiç mesela en zorunu siz Tanzanya'da yaşadınız. Tabii. Tahminime göre. Tanzanya zordu. Çok uzak bir coğrafya. Coğrafya uzağından öte Türkçe'ye çok uzak bir şey. Türkçe'ye çok uzak. Hani Mısır tamam, Türkmenistan tamam, Gürcistan evet. Tamam da Tanzanya'da hiç zorluk çekmediniz. Tabii çektim. Ama Tanzanya'da beni en rahatlatan şey, yani Galatasaraylı olduğunu için söylemiyorum. Ben de Galatasaraylıyım. Hatta bu öğrenci Galatasaray'da ben yaptım. O diğer öğrencileri. Aynen güzel. Siz ama dünyayı gezin hocam. Nasıl bir şey oldu? Ben Tanzanya'ya ilk gittiğimde yani benim boynumda yanlış hatırlamıyorsam bir OSP bellek vardı. O da bir Galatasaray. Yani farkında değilim. Böyle Galatasaray şeyine bir askılıkla çıkmışım dışarı. Bir alışveriş merkezine gitmiştim. Yani böyle tabii orada büyük bir alışveriş merkezleri yok. Yani Tanzanya deyince böyle tabii daha fakir insanlar. El işlerinin yapıldığı bir yer vardı. Oraya gittim fakat unutmuşum bunu yani. Boynumda unutmuşum. Asperkader çıkmışım öyle. Ben dışarı çıktım baktım herkes bana Hasan Şaş yavaş yavaş. Allah'ım ya ne diyorlar böyle Hasan Şaş yavaş yavaş yani biliyorlar bunu. Hakan Sıkır, Hakan Sıkır diyorlar. Şeyi falan söyleyeyim ben. Hakan Sıkır diyorlar. Ben şaşırdım dedim ne oluyor sen ya. Sen zannettin sana tezahürat yapıyorlar. Evet, evet. Ben şaşırdım sonra fark ettim Allah'ım benim burada Galatasaray var. O zamanlara tabii UEFA şampiyonu olmuşuz. Dünya tanıyor bizi. Ben Galatasaray yani takımı sayesinde orada bir rahatladım. Yani ben dedim ki ha demek ki ben Galatasaray üzerinden bu Türkçeyi bu arkadaşlara öğretirim. Evet. Yani ne yaparım işte Galatasaray'la alakalı videolar izlettim. Daha eski işte şampiyonluk zamanlarını gösterdim. Oradaki isimlerden girdim. Mesela Hakan Sükür işte Hakan Sükür diyorlardı. Onu diyorlardı işte Hakan'ın bir Türkçe bir isim olduğunu. İşte bunun gibi farklı isimler var. O isimlerin anlamları. Daha sonra mesela bazı çocuklar Ü harfini bahsetmiştim. Evet. Ü'yü söyleyemiyorlar. İşte bak dedim Hakan Sükür değil aslında Hakan Şükür. Şükür. Yani buradan Ü'ye girdik. Daha sonra bu beni bayağı rahatlattı. Ama coğrafya zor. Yani Tanzanya insanları çok farklı, bakış açıları çok farklı size. Sizden ciddi anlamda korkuyorlar, çok ciddi anlamda korkuyorlar. Tereddütleri var. Ta ki biz bunu şöyle açtık, yani evlerine gittik, ziyaret ettik. Yani normal kapımızı onlara açtık. Hocam sevgi her kapıyı açıyor. Evet, evet. Yani yumuşak davranın, gözlerini bak nasıl gülüyor. Bu evet. Şu gülüşleri, şu gözleri görmek insanda kötü niyeti atıyor tabii, dışarı. Alıp götürüyor, doğru yani, söylüyorsunuz. Mümkün yok öyle bir şey. Peki şimdi demin bir Stuttgart'lı Alexander seyrettik. Acaba ondan bir vetere daha var mı seyredebileceğimiz? Yoksa biz burada sohbetimize mi devam edelim? Siz nerelisiniz dedi hocama. Ben Samsunluyum. Samsunlu? Hadi ya ben de Maraşlıyım. Ya öyle bir söyledi ki Maraşlıyım diye ben de Maraşlı Samsun ilçesini falan zannettim. E
neresinden, içinden mi diye bir muhabbete girdi ve bir akrabalık derecesi zorladı, zorladı, zorladı ama çıkmadı. İlk nerelisin, neresinden, içinden mi muhabbetine orada tanık oldum. Yalnız dikkatimi taksici abi çekti. Çünkü havanımdan çıkana kadar en az 20 sefer kornaya bastı. Öndeki araçları uyarmak için değil, hayır. Karşıdaki taksiciler selam vermek için. Düğüt, naber Kamil? Düğüt, hayırlı işler Sabit abi. İşin tuhafı da karşıdakiler de selam almak için onlar da kornaya basıyorlar. En tuhafı da niye kornaya basıyorsun diyen, ya niye kornaya basıyorsunuz oğlum ya diye uyarıyor. Neyse Üsküdar'a geldik ve taksici abi bizden para almak istemedi. Şunu söyledi. Ya hocam siz bizi oralarda temsil ediyorsunuz. Bu kadar güzel çocuklar yetiştiriyorsunuz. Sizden para alamam dese bile hocamız ısrar edince parayı zorla aldı. İşin doğrusunu bunu da ilk kez ben bu topraklarda gördüm. Ya muhteşem bir şey bu. Evet, yani. Stuttgart'lı Alexander orijinal Alman. Evet, ama Türk dili, diyalekti ve buranın konuşma da helal olsun. Evet. Taksici muhabbetine taksici kadar girmiş. Yani. Selamlar daha... verdi. Nasılsın dedi, iyiyim. Öbürü de yırtınıyor kenardan. Evet. Ya niye bağırıyorsunuz, niye basıyorsunuz? Çok güzel. Bunu kaparlar buraya. Herhangi bir televizyonda bu bir gün showman olarak görebilirsiniz. Stand-up evet. Yaparken Alexander'ı, şeyleri de Ukraynalı'yı da gördüm. Derya kuzusu bunlar diye balık satıyor. Evet geçen ama sene. Harika geçen şeyler bunlar. Çok güzel yani, şeyler evet. Türkçeyi her yerde görüyorsunuz. Gerçi sizin sayenizde dünyaya Türk dili yayılırken Kanal A'da Türk dili hakim oldu Kanal A'da. Dün akşam bizim sevgili siyaset masasından Bedrettin Uğur kardeşimiz de sizleri ağırladı. Evet. Bir yandan onu seyrettim. Bir yerden Dünya Avrupa Şampiyonası'nı takip ettim. Bugün tekrar yine sizlerle beraber olduk. Bunlar hakikaten güzel şeyler. Bedrettin kardeşime de teşekkür ediyorum. Ve de bu programın uygulanmasında emeği geçenler var. Her kimlerse onlar. Onların da hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Mesela kurucu üyeler var. Mehmet Sağlam, Etik evet. Kurulu Başkanı. Evet. Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Milli Eğitim Eski Bakanı Vehbi Dinçerler, Mustafa İsen. Yani saymakla burada bitmeyecek ve de... Evet, Türkçe Olimpiyatlarının tertip heyeti. Evet, tertip heyeti. Hepsine çok 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 minnet ve şükranlarımızla sevgilerimizi sunuyoruz. Ve de diyorum ki ben, bu çocuklar dünyada Türkçe açan çiçekler. Her tarladan koparılmamış aslında. Güneşe büyük bir mutlulukla, geleceğe güzel gözlerle bakan çiçekler. Ve de diyorum ki bütün dünya toprakları mis gibi buram buram Anadolu kokuyor galiba. Evet. Bütün Türkçemiz dünyaya yayılmış vaziyette. Ne diyorsun? Doğru söylüyorum. Sen doğru söylüyorum da senden de sesinin rengini şarkı söylerken duyduk. Hislerini almak istiyorum, duygularını almak istiyorum. Neler anlatacaksın döndüğünde vatanında? Boğaz'ı anlatacağım. Kız Kulesi'ne gittik. Orası Kız Kulesi'ne çok... gittin mi? Çok güzeldi. Her şey çok güzel. Türkiye'nin. Türkiye kaç kardeşsiniz? Üç kardeş. Üçü ve? Hayır yani en büyükleri benim. Bir tane kız kardeşim var, bir tane erkek kardeşim. Erkek kardeşin de var. Baban ne iş yapıyor? Babam iş adamı. İş adamı. Annen? Ev hanımı. Ev hanımı size bakıyor, büyüttü, bu yaşlara getirdi. Çok resim çektin mi burada? Evet, resim çektirmeyi çok seviyorum. Hepsini götürüp göstereceksin. Peki bir gün onları da buraya getirmeyi düşünüyor musun? Tabii ki. İnşallah. Ne olmak istiyordun sen? Doktor. Peki. Doktor olmak fikrinden vazgeçme ama geçersen de sahneyi tercih ediyor musun? Madem sesin bu kadar güzel. Olabilir, niye olmasın? Peki... Iraklı kardeşimiz. Hayır. Sen ilk defa mı geliyorsun Türkiye'ye? Hayır, geldim. Nerelere geldin? Geçen defa Irak finalini şeyde yaptık. Gaziantep'te. Yine Türkçe Olimpiyatları için geldin. Evet, yani Irak finalini Gaziantep'te yaptık. Bir de geçen sene geldim hocalarla gezmeye. İstanbul'a gelmiş miydin? Evet. Ailen de geldi mi buraya? Yok, ailem geldiler. Zaten akşam geliyorlar. Ha, bu akşam mı geliyorlar? Evet.
Önceden de geldim. Yarın katılacaklar herhalde. İnşallah. Peki ailen İstanbul'a geldi mi hiç? Evet. Bundan önce de geldi. Yani evet. Sen kapı komşususun zaten. Çalıp kapıyı geliyorsun. Gerçi onlar da kapı komşusu. Biraz uzak Türkmenistan ama siz de kapı komşusu. Siz de rahat rahat gelebilirsiniz. Evet. Mutlu ayrılıyor musun buradan? İyi oldu mu bu Türkçe olimpiyatlarına katılmak? Evet çok. Gittiğin vakit orada arkadaşlarına tavsiye edecek misin? Tabii tavsiye edeceğim. Zaten bu öğrenciler olimpiyatların elçileri olacaklar. Şimdi ben dedim ya bir gün sonra başlayacak diye. Bu öğrenciler sayesinde başlıyor. Çünkü bunlar öyle güzel reklam yapıyorlar ki döndüklerinde. Öğretmenlerin de işlerini kolaylaştırıyorlar. Yani biz direkt yanımıza öğrencilerimizi alıp okula gittiğimizde yani bu öğrenciler direkt arkadaşlarının yanına geliyorlar. Bak işte ben şunu görüyorum, bunu görüyorum. Fotoğraflarını gösteriyorlar, arkadaşlarını anlatıyor. Bak şu arkadaşım oldu, böyle güzel mesajlar yazdı. İnternette karşılıklı iletişimlere devam ediyor. Oradaki öğrenciler can atıyor Türkçe olimpiyatlarına katılmak için. Yani ya ben de o insanları göreyim, ben de o ortamda bulunayım diye can atıyorlar. Yani güzel hatıralar oluyor, güzel paylaşıyor. Biz de onlara çok çok teşekkür ederiz. Şimdi bunları videolara falan da aldınız, fotoğraflarınız da var. Gittiğinizde orada göstereceksiniz. Burada kurduğunuz, hocamın dediği gibi dostluklarınız var. İnternet dünyasında belki bunlarla tekrar yazışacaksınız. Ve ben de inşallah günün birinde, belki bir daha sene, belki ilerideki senelerde yurt dışına çıktığımda, ama Irak'a geldiğimde, ama Gürcistan'a gittiğimde, Türkmenistan'a, Tanzanya'ya gittiğimde çaldığım her kapıdan Türkçe konuşan birileri çıkacak ve ben çok mutlu olacağım. Hocam size çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bunu organize edenlere çok teşekkür ediyorum ve sizlere hepinizin yanaklarından, alınlarından öpüyorum. Bütün dünya yüzünde, yeryüzünde Türkçeyi konuştuğunuz için. Çok teşekkürler. Yarın başka konuklarla buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim.